Kim, iki tane çocuğun mu var senin? İki. Bir kız, bir oğlan. Evet, onlar nerede şimdi? Onlar burada. Bankadan ikisi de emekli oldu ama 50 lira benim elime koydularsa ne hacılığım, ne ümrem, ne kıldığım namazlar bana şefaat etsin. Peki niye yapmıyorlar binler size? Yani sen onların anasısın yetmiyormuş, yani. Yetmiyormuş, etmiyormuş. Bir gece birinin gel de bizde yat, bir değişiklik olsun, bir otur diyen yok. Bir sofralarına oturmuyor. Arkadaşlar selamünaleyküm, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sosyal deney yerine eskilerden yapmış olduğumuz bir şey canlandıracağız. Bugün emekçilerin yanına gidip onların bir günlük yemeğini vereceğiz ve bugün eve gitmelerini söyleyeceğiz diyorduk. Fakat sokakta emekçi bulamadık. O yüzden biz yine tanıdığımız birinin yanına gidelim dedik. Binnaz teyzeyi bulduk, onun yanına gittik. Ona desteğimizi verdik. Sizlerin sayesinde bu arada. Onun da hem hayat hikayesini dinlemiş olduk. Siz de dinlemek istiyorsanız videoyu sarmadan sonuna kadar izleyin. Videoda gerçekten size ders verebilecek şeyler var. Ben bunu tüm samimiyetimle söyleyebiliyorum. Siz de bu tarz videolarda yardımcı olmak istiyorsanız bize, videolarımızı sardırmadan sonuna kadar izleyip beğenip yorum atabilirsiniz. Maddi konularda da destek olmak isteyen olursa da mail adresim zaten aşağıda. Oradan gerekeni siz yaparsınız. O zaman hadi hayat hikayesini biraz dinleyelim. Kendinize dikkat edin, videoya geçelim. Binnaz teyzem. Aa, ne yapıyorsun benim oğlum, hoş geldin. Dur şöyle yanına geleyim. Gel. Ne ben yapıyorsun? Buradan bugün bir şey alacaksın. Efendim? Buradan bir şey beğenip alacaksın. Vallahi alırım da sen bunları sat daha iyi Binnaz teyzem. Olsun ama bir tane al benden. Olur alırım, ne ben yapıyorsun? Ben sabunluk vereyim sana, o kendi ördüğümden. Olur, giderken alırım ya. Sen ne yapıyorsun, iyi misin? Özledin mi beni? İyi, özledim. Sağ ol. Allah senden. Her zaman elimi tutuyorsun, Allah senin elini tutsun. Amin, sana Binnaz teyzem. Sana bir dua ediyorum bu sabah, Yasin, Tebareke, Amme, Amene, Resul. Okudum, hep dua ettim. Allah razı olsun. Hep ediyorum oğlum. Nasıl gidiyor işlerin? İşler valla Binnaz teyze güzel, şu anda pek bir sıkıntımız yok Allah'a Allah şükür ya. Allah sıkıntı vermesin sana. Amin, oğlum. Sana da Binnaz teyze. Sen benim elimi tutuyorsun, Allah senin elini yetersiz tutsun. Amin Binnaz teyze. Ben de dedim şey... Evet. Biraz dedeme canım sıkılıyor, bir geleyim muhabbet edeyim dedim. Ay dedim, neler neler var benim hayat hikayemde. Dedim ne oldu da böyle yalnız kaldın sen ya? Öyle. 42 yaşımda ayrıldım adam, içki, kumar, yalan, dolan, ayrıldım ondan. Evet. 6 sene anneme baktım. Hı-hı. 7 sene kardeşim hastaydı, ona baktım. Hı-hı. 80'de o öldü, 86'da annem öldü. Ben böyle, bacı yok, kardeş yok. Babam 2 yaşında ölmüş, babamın sülalesi. Merhaba. Hoş geldin. 45. Babam 2 yaşında ölmüş, babamın bir resmi bile yok. Yok mu? Yok. Hiç tanımıyorum babamı. Annen? Annem işte 86'da, abim 80'de öldü. Hı hı. 86'da annem öldü. 6 sene ben baktım annem ölür, abim ölünce. Oğlum iki çocuk, iki kere ev kurdum onlara. Kim, iki tane çocuğun mu var senin? İki. Bir kız, bir oğlan. Evet, onlar nerede şimdi? Onlar burada. Bankadan ikisi de emekli oldu ama 50 lira benim elime koydularsa Allah ne hacılığım, ne ümrem, ne kıldığım namazlar bana şefaat etsin. Peki niye yapmıyorlar binler size? Yani sen onların anasısın yetmiyormuş, yani. Yetmiyormuş, etmiyormuş. Bir gece birinin gel de bizde yat, bir değişiklik olsun, bir otur diyen yok. Bir sofralarına oturmuyor. Ben tek başıma. Acık sen otur. Yok yok binler size. Ben burada oturacağım. Nerede? Otur, yok otur. Yok yok, vallahi oturmam otur, ya. Sen otur, ben tam otur. Orada oturayım. Valla ben orada oturayım bu ya. Bu seni tartma, beni tartar. Otur. Ya valla Binnaz teyze öyle otur, olmaz ki ya. Otur diyorum sana. Ondan sonra oğlum, şimdi bak bana ettiğini Allah çektiriyor. Kızım bir kızı vardı. O da 7 sene sonra ayrıldı eşinden. Hı-hı. Bir daha evlenmedi. Bir kızı vardı. Hı-hı. O da evlendi. Onun da evliliği mutlu gitmedi. Birinden ayrıldı. Hı-hı. İkiden ayrıldı. Onda bir kızı var, şimdi onunla oturuyor. Hmm. Ona bakıyor. Aranız iyi mi şimdi ondan? Ben 1-2 senedir konuşmuyordum. Ben düştüm ya, bu elim kırıldı. Aa, elin mi kırıldı senin? Bu parmağım kırıldı, başım yoruldu, böyle patladı, hastaneye kaldırdılar. Bak buram, hmm, böyle. Ondan sonra... O zaman gelmiş. Ben de söylemedim. Arkadaşıma telefon ettim de o söylemiş. Hı hı. İşte geldi ama bana bir faydası yok. Ne işime ne. Burada vapurda tanıdığım kadın, Allah bir kere razı olsun, geldi. Ondan sonra benim evimi süpürdü, sildi. Hadi ya. Vallahi.
bana yoğurt mayalamış, mantı yapmış. Vallahi Allah razı olsun ondan ya. Ondan sonra... Demek güzel insanlar da kalmış. Geldi. Ben de her zaman senin evini temizleyeceğim. Onlar görsün, utansın. Hmm. Seni yıkayayım bile dedi burada bana. Güzel keselim. Omuzlarım ağrıyor ya, ilaç sürdü. Bu kolumdan bura çok ağrıyor. Niye? Geçme. Bunu hastanede demirle iyi edecekler. Ama ben buraya demir takılınca nasıl iş göreyim evde? Yalnızım. Yemek yapacağım. Her şey bana bakıyor. Hı hı. Demir koydurmadım. İşte bu da geçmedi böyle. Öyle mi kaldı ya? Öyle. Keşke kaldı. Koydursaydın ama sen de... Ama evde kim yapsın işlerimi? Yani benim anlamadım. Çocuklarına sen o kadar yıllar çok boyu baktın. Hayır, çok hayır. Babadan kaynaklanıyor oğlum. İşte evlat babadan. İki evladımın biri. Oğlan biraz merhametli. O da yalan dolan babası gibi. Biraz o gene acıyor bana ama onların ikisine de çalıştım, kendimi sigorta yapmadım, ev aldım. Sen o, onlar için çalıştın, sigorta yapmadın. Oğlan kumara verdi evi. Kumara mı, içkiye mi, ne evi, oldu? Evi sen mi aldın? Ben aldım ona kiradan kurtulsun diye. O da kumarda mı kaybetti evini? O da onu kaybetti. Kız da o kendi kızınla torununa yedirdi. Ona da yardım ettim, aldım. Ama ağlayanın malı güle hayır etmiyor. Onlar bana hayırlık etti. Benim aldıklarım da onlara yar olmaz. Evet, vallahi çok doğru söylüyorsun. Ben oğlum gene burada namusumla çalışıyorum. Buranın amiri beni tanıyor pazarlarda. Buraya kuş uçurtmaz, kuş. Sana fındık getireceğim. Fındık sen geleceğin gün getireyim. Doğru, ben hafta... Karadeniz'den getirttim. Biraz ona vereceğim Mehmet Bey'e, biraz da sana. Teşekkür ederim. Tamam. Vallahi Allah razı olsun. Lezzetli senin. Olur. Vereyim ondan sana. Telefonunu al, benim telefonuma yazsana sen. Olur, yazayım Binnaz teyze. Telefonun nerede? Burada. Ben bir yazamıyorum oğlum. Ben numaramı kaydedeyim buraya. Sen kaydet ha. Kurban olduğum Allah oğlum, yeryüzünde sıkıntı görme. Allah senin gibi merhametli evlatlar sana versin. Allah razı olsun. Vallahi sen böyle konuşunca ben mutlu oluyorum ya Binnaz Allah teyze. Allah'ın divanına duran bir babanın evladı sana nasip olsun. Kız. Amin Binnaz teyzem. Yani hayat önüme öyle insanlar çıkıyor oğlum. İyi, Allah razı olsun. Eve geldi. Var mı yoksa ben vereyim parayı? Var. Şöyle ben vereyim parayı. Var. Yok ya, ben zaten verecektim. Yok, ben vereyim. Yok bir şey olmaz. Kayısın olacak. Hadi hayırlı işler. Sağ olun. Sen niye verdin ya? Ben ya ne olacak Binnaz teyzem ya? Estağfurullah. Al şunları da koy da bende bari fazlalık durmasın daha fazla. Ay, Allah senden razı olsun. Ne demek Binnaz teyzem? Sağ ol. Kişene Allah halli bırak, bereketi versin. Hepimizin. Ben yine senin yanına uğrayacağım zaten. Dolsun dökülmesin, artsın eksilmesin, gerisi kesilmesin. Ne demek Binnaz teyzem? Allah sana gökten yağdırsın, yerden toparlasın. Amin hepimize. Gel sana bir sarılayım ben o zaman. Ay canım benim, hadi güle güle. Çok seviyorum seni. Seni güzel, çok tamam. Seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sağ olasın. Ne zaman başın sıkışırsa ararsın beni, tamam? Ay Allah o günlerinde sana ne bana göster.